Amerikan başkanlık adaylarını belirleyen ön seçim süreci sizin de dediğiniz gibi bu hafta sona eriyor. Yani demokratların da cumhuriyetçilerin de adaylarının netleşmesine çok az kaldı. Ee, yarınki ön seçim bunun en önemli ayaklarından biri. Zira ön seçim Amerika'nın en büyük nüfusa sahip Kaliforniya eyaletinde yapılacak. Önce demokratlara bakalım sorduğunuz gibi Hillary Clinton Amerika'ya bağlı Porto Rico adasında yapılan ön seçimleri kazandı. yarınki Kaliforniya ön seçimlerinin fazlasıyla çekişmeli olması da bekleniyor. Başa baş gidecek ve aday kesinleşecek. Hillary Clinton olacağını kesin gözüyle bakılıyor demokratların adayının ancak... Rakibi Bernie Sanders son sandık kapanana kadar Clinton'ı zorlamaya kararlı. Son anket sonuçları da bu durumu doğruluyor. Adaylar arasında sadece bir puan fark var ve %44 ile %43'lük bu sonuçlar Hillary Clinton ile Bernie Sanders arasında el değiştiriyor. Bu nedenle iki aday da son ana kadar mitinglerini sürdürüyor. Ancak bu son konuşmalarında birbirlerine pek bulaştıkları söylenemez. İki demokrat aday da dikkatlerini Cumhuriyetçi Parti'nin kalan tek adayı Donald Trump'a yoğunlaştırmış durumda. Clinton, Kaliforniya eyaletindeki San Bernardino da konuştu. Siyasi akrobat olarak tanımladığı Donald Trump'ın seçim kampanyasını Göçmenleri kötülemenin dışında içinin boş, bomboş olmasının anlaşılmasıdır gibi olmadığını söyledi. Şu cümleleri de kullandı Clinton. Kendisi birkaç hafta önce en yakın müttefiklerimizi aşağılamış. Kuzey Kore'deki diktatör gibi diktatörleri yüceltmiş biridir diyerek Trump'ı eleştirdi. Amerika'nın diktatör değil başkan seçtiğini söyledi. Yani aslında Trump'ın da diktatör olduğu olacağı imasında bulundu diyebiliriz. Donald Trump ise Cumhuriyetçilerin kalan tek adayı olarak kendi köşesinde gayet rahat görünüyor. Trump da Kaliforniya'daydı ve o da Hillary Clinton'ı hedef almayı sürdürdü. Trump, Clinton'ın bakanlığı sırasındaki resmi yazışmalarını özel e-posta sunucusundan yapmasından dolayı hapis cezası alması gerektiğini savundu. Ancak Amerika gündemini meşgul eden Trump'ın bu açıklaması değil, yine bir skandal e, açıklaması Trump hafta sonunda bir federal yargıcı Meksikalı olduğu gerekçesiyle kendisine karşı ön yargılı davranmakla suçladı. Bu yargıç Trump'ın kendi adıyla kurduğu üniversite yolsuzluk iddiaları ile ilgili davaya bakan isim e, Gonzalo Curiel. E, Trump'a göre e, yargıç Meksika kökenli olduğu için kavgacı bir duası var. Ee, tabii bunu şöyle yorumlayanlar da var. Trump davadan e, hakkında olumsuz karar çıkması durumunda bu sözlerinin yargıcı etkilediğini öne sürecek. Ee, tabii Amerika'da Cuma akşamından beri en çok konuşulan konu e, efsane bir boksör Muhammed Ali'nin ölümü. Trump sosyal medya hesabı üzerinden Ali'ye sahip çıkmaya da çalıştı. Ee, gerçekten büyük bir şampiyondu. Harika bir adandı. Hepimiz onu özleyeceğiz diye yazdı ama e, Muhammed Ali'nin Trump karşıtı olduğu biliniyor. Hatta e, Muhammed Ali Aralık 2015'i bir bildiri yayınlamıştı. E, başkan adayları Müslümanların Amerika'ya göçünü engellemeye çalışıyor. Başlıklı bir açıklamaydı bu ve Müslümanları İslam'ı kişisel çıkarları için kullanmaya çalışanlara... Karşı çıkmaya çağırmıştı. E, adayların son açıklamaları bu yönde. Son ön seçim 14 Haziran'da yani haftaya Washington'da yapılacak. E, adaylar belirlendikten sonra da başkanlık sürecinde daha çekişmeli bir sürece girilecek. Biz de e, bu yarışı sizler için takip etmeyi sürdüreceğiz.